Merhaba arkadaşlar. Şimdi ışığın sorulması ile ilgili soru çözümü yapalım. Ne demiş? Işık prizmasına gönderilen beyaz ışık yukarıdaki gibi prizmadan geçip renklere ayrılmış. Buna göre numaralı yerlere hangi renkler gelebilir diyor. Arkadaşlar bunun kodlama şeklimiz neydi? Kutu, saya, mam. 6 tane gökkuşağı rengi. Kırmızı var. Birinciye ne gelecek? Turuncu. İkinciye ne gelecek? Turuncudan sonra sarı gelmesi lazım. 2 sarı, 3 yeşil, mavi ve en sonuncusu mor. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Gelelim diğer soruya. Şimdi yeşil fenerle üzerinde kırmızı ve beyaz renklerin olduğu bir kitaba ışık ışını yollanmış. Doğru mu? Şimdi diyor ki şekildeki kırmızı ve beyaz renk bulunduran kitap yeşil ışıkla aydınlatılıyor. Buna göre öğrenci kitabı nasıl görecektir? Şimdi kırmızıyla pardon yeşille kırmızı arasında bir bağlantı yok. O zaman yeşil ışık yansıttığında kırmızı olan tarafları ne görünecek arkadaşlar? Karanlık, her yer karanlık. Çok kötü. Her yer siyah görünecek. Kırmızı olamaz. Beyaz olan yerde şöyle. Yeşil ışık yansıdığı zaman beyaz yüzeye yeşili yansıtacağı için yeşil renkte görünecektir. Cevabımız Bursa oldu. Gelelim diğer soruya. Burada demiş ki bir deney yapılacak, bir test yapılacak. KLM termometreleri kumaş parçalarının altına yerleştirilmiş. Şekildeki gibi özdeş ışıklarla eşit süre bekletilmiş. Doğru mu? Buna göre Kemal ve Mustafa'nın öğrenciler sorularına cevap vermek için hangi düzeneyi kullanmalıdır diyor. Kemal ve Mustafa'nın dediği, bahsettiği iddialar bunlar. Bakalım. Işığın soğurulma miktarı cismin rengine bağlıdır. Soğurulmayı neye bağlamış? Renge. O zaman Kemal renklerinin farklı olduğu, uzaklıklarının ise aynı olduğu bir seçenek bulmak zorunda. Renkler kırmızı mavi, uzaklıklar eşit. O zaman 1 ve 2. Mustafa da ışığın soğurulmasını ışık kaynağının uzaklığına bağlıyorsa uzaklığı farklı, renkleri aynı olan şeylerde bulacak cevabı. Bakıyorum kırmızı. D 2D uzaklık. O zaman 1 ve 3 dedim. Cevap A şıkkı oldu. Gelelim bu soruya. Işık filtreleri ne? Bak 1 ve 2 numaralı filtreler var. Renklerini bilmiyorum. Birinci filtreye kırmızı ve yeşil ışık göndermişim. Hangisini yansıtabilmiş? Kırmızıyı. Yeşili ne yapmış arkadaşlar? Soğurmuş. Kırmızı yansıttığına göre bu filtre kırmızıdır. İkinci filtre mavi olarak gönderilen ışını aynı şekilde yansıtmış. Demek ki bu ya beyaz ya da mavi bir filtre. Şıklarda beyaz olmadığı için mavi dedim. Gelelim bu soruya. Işığın soğurulması ile ilgili olanlar hangileridir demiş. Uzun süre güneşte kalan gazete kağıdının renginin solması. Evet. Demişti ki ışığın soğurulmasının olumlu olumsuz etkileri var. Kumaşları soldurabilir. Aynı şekilde gazete kağıdını da soldurabilir. İlaçların güneşte bekletildiğinde bozulması. Güneş altında bekletmememizi, güneşe maruz bırakmamamızı zaten ilaç kutularının üstünde bize belirtirler. İlaçları bozar arkadaşlar güneşi. Bitkilerin güneşli günlerde fotosentez yapmaları. Şimdi bitkiler güneş ışığından gelen ışığı soğurarak ne yaparlar arkadaşlar? Fotosentez yaparlar. Ayrıca bu olumlu bir şeydir. Işığın soğurması ile ilgilidir. Burada sorumuz kalmış. Hiç görmedim.
Hangisinde ışığın sorulması istenilen yani güzel bir durumdur diyor. Yazlık evlerin beyaz renge boyanması. Yazlık evler neden beyaz renge boyanır? Demek ki sıcağı tutmasını istemiyor. Soğurulmayı istemiyor. Bu olumsuz bir şey. Olmaz. Biz olumlu istenilen bir şey arıyoruz. Kışın koyu renkli giysiler giymesi. Arkadaşlar kışın koyu renkli giysiler giyerek koyu renklerin ışığı fazlaca soğurmasından yararlanarak ısınmak isteriz. Yani cevap B oluyor ama şunlara bakmaya gerek var mı? Yazın açık renkli giysiler giyilmesi bu ışığın sorulmasının istenmeyen durumudur. Termosların dış yüzeylerinin parlak maddelerden yapılması. Bu da olumsuz bir durum arkadaşlar. Şurada birkaç sorumuz daha var. Onlara da bakalım hemen. Şöyle düzelteyim. Demiş ki en sevdiğim siyah tişörtümün rengi zamanla soldu. Üzgünüm. Ben de nefret ederim tişörtlerimin solmasından. Annem pişirdiği yemeği güneş alan balkona koyup unutunca ısınan yemeğin tadı bozuldu. Hangisi verilen örneklerle ilgili bir açıklamadır? Işık maddelerde değişime sebep olur. Evet arkadaşlar, tişörtün renginin solması ve yemeğin tadının bozulması maddelerdeki değişimdir. Işık bir enerji türüdür demiş. Evet, ışık bir enerji türüdür. Ama yukarıdaki durumla alakası yok. Maddelerin ışığı sormasının olumsuz sonuçlarıdır. Evet, bu da olumsuz bir sonuçtur. Cevap nerede? 1 ve 3. Şuna bakmak istiyorum. Naci güneşli günde dışarı çıkmak için hazırlandığı en sevdiği kombinini yapmak üzere. Hangi tişörtünü giyerse güneşten en az etkilenir. Bu ne demek? Güneş ışığını soğurmayayım, tutmayayım, ne yapayım? Yansıtayım demek. O zaman koyu renkler iyi soğurduğu için koyu renkler tercih etmeyiz. Açık renkler en açığı da tabii beyaz. Işığı en az soğuran, en çok yansıtan. Hangisi ışığın soğurulmasından yararlanılmaz? Hangisinde? Arkadaşlar güneş pilinde güneşten gelen ışık ışınları toplanır, depolanır. Yani ışığın sorulmasıdır. Radyometre için demiştik ki hatırlayın ışık arkadaşlar radyometre için demiştik ki ışık enerjisini kinetiğe çevirir. Kinetik. Yani bu da ışığın soğurulup çevrilmesiyle ilgili olduğu için evet. Bakıyorum el feneri. Arkadaşlar el fenerini hatırlayın. Demiştik ki aynalarda ışığın bir özelliğinden yararlanıyorduk ama aynalar ışığın yansıması özelliği kullanılarak yapılıyordu. El feneri de ışığı toplama özelliği olan çukur aynaydı hatırlayın. Yani bu ne demek? Ayna ışığın sorulmasından yararlanmadığı için bu olmaz. Cevap B. D'ye de bakalım. Güneş ısıtıcılarında da evlerde sıcak su kullanımı açısından ne oluyordu? Güneşten gelen ışık ışınları soğurulup depolanıp evlerde sıcak su olarak kullanılıyordu ısınmada. Burada yine basit bir sorumuz var ama yine de koydum. Hale kartondan bir daire kesip 6 renge boyamış. Renk çarkını döndürdüğünde çok hızlı döndürdüğünde hangi rengin oluştuğunu gözlemler diyor. Zaten siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Hangi rengi gözlemleyecek? Tabii ki de beyaz. Çünkü bu 6 rengin birleşmesiyle beyaz renk oluşurdu. Arkadaşlar konu anlatımımızı da yapmıştık. Soru çözümümüzü de yaptık. Kendinize iyi bakın.